Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek olaya hoş geldiniz. Şimdi sevgili dostlar, zaman zaman biliyorsunuz takipçilerimle bir araya geldiğim zaman takipçilerimle beraber böyle içerikler yapmayı çok seviyorum. Kanal sahiplerinin hep böyle bir tane baş belaları vardır. Böyle soru bombardımanına tutarlar sizi. Bazen salak sorulardır ama bazen de çok akıllı yaklaşımlarda bulunurlar. Şimdi onlardan bir tanesi de çok sevdiğim İbrahim kardeşim, İbrahim Demir. Kendisini davet ettim. Dedim ki yani çok iddialısın dedim. Çünkü böyle bir iddiası vardı. iPhone abi 15 artık mükemmel noktaya geldi. Pro kameraya gerek yok diye. Peki dedim gel bunu tartışalım. Zannediyorum izleyenlerin de bu hoşuna gidecektir. Bakalım kim kimi dövecek. Onun da yani avantajları var. Bakalım. İbrahim biraz kendini tanıt. Abi ben 2 yıla yakındır hobi olarak fotoğraf çekiyorum. Yani fotoğrafçılık yapıyorum. Sokak fotoğrafçılığı, manzara fotoğrafçılığı vesaire yapıyorum. Profesyonel kameram da var ama bu... Ne kullanıyorsun profesyonel kamerada? Ya abi Fujifilm'in kameralarının haricinde çok bir kamera kullanmadım. Fujifilm'in de ya X-T3, X-T4 modellerini çok kısa süre kullandım. En son aldım X-S20, senin de tavsiyenle birlikte aldım X-S20 var. Memnun musun öncelikle o kameradan? Abi yani minimalist, ufak, kompakt. Hani sokak fotoğrafçılığına vesaire falan uygun. Hani video vesaire falan çekmek istediğin zaman da hani özellikleri dolu dolu olan bir kamera. Yani yetmiyor dersem biraz şey yapmış olurum. Bu neticede bu işin sonu yok. Yani. Sonu yok ama hani hobi amaçlı, yani benim şeyimde, senaryomda hobi amaçlı hani fazla bile bu kamera. Tamam, anladım. Peki 15, yani 15 Pro ne iş? Abi iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 hani bunları, bu serilerin yani muhakkak hani çevremizde, eşimizde, dostumuzda bu telefonlar oluyor. Hani kullanıyoruz, deneyimliyoruz vesaire. Hani iPhone 15'lere gelene kadar, iPhone 15 Pro'lara gelene kadar şeyleri, sonuçları çok dijitaldi. Hani görüntülerini hani o RAW olarak vesaire çekiyordu ama hani çok müdahale edilemiyordu. Ya da işte hani videoda işte sinematik çekiyorsunuz, 1080 çekiyor, 4K çekmiyor. İşte ne bileyim hani hep böyle bir şeyleri vardı, kısıtlamaları vardı. Burada mesela Type-C çıkışı geldi. Type-C çıkışından dışarıya kayıt alıyor. Bunu ProRes 60 kare olarak yapıyor. Log video kaydı yapıyor. Bununla birlikte 120 mm lens geldi. Eskiden kameralara şey derler, telefon kameralarına mercimek sensör derler. Artık hani mercimek sensör denecek bir durumda da değiller. Amiral gemisi düzeyindeki telefon tabii ki hani böyle bir şeyle, yani şimdi bir giriş seviye bir telefon mümkün değil. Ben anlamam. Sen bana demedin amiral gemisi bilmem ne gemisi. Sen bana dedin ki abi biz iPhone'la profesyonel kamera kıyaslaması yapacağız. Ezeceğim. Tamam. Tatlım bak şimdi. Dediğin çok doğru. Birçok kişiye de aslında yetecek bir düzenekten bahsediyoruz artık. Çünkü ya bakma sen, profesyonel kamera alıyorlar, binlerce dolar veriyor insanlar bir heves ile. Ama aslında ondan ancak %10'unu kullanıyor insanların çoğu. Birçok insana yetecek, artacak, fazla bile gelecek bir şeyden bahsediyoruz artık. Sana katılmadığım noktalar var tabii. Abi şimdi çoğu insan mesela bu kameraları aldığı zaman bununla da fotoğraf çekiyor, Instagram'ına atıyor veya hatıra olarak saklıyor ama çoğu insan mesela RAW editlemeyi bilmiyor ya da RAW nedir onu bile bilmiyor. Bunlar daha iyi çekecek zannedip böyle kameralar alıyorlar. Ama yolun sonunda bununla da JPEG çektiğinde, onunla da JPEG çektiğinde çıktılar birbirlerine hemen hemen çok yakın çözünürlük haricinde. Hayır, bunlar da daha iyi. Hatta daha iyi de diyebiliriz. Hatta daha iyi çünkü telefonun, şimdi iPhone'un şöyle bir avantajı var. Yazılımsal düzeltmesi müthiş. Bunlardan falan çok üstün. Çünkü iPhone zaten bir yazılım platformu. Dolayısıyla yazılımda hakikaten çok üst düzey noktadalar. Hatta birçok yabancı YouTube kanalı şunu bekliyorlar artık. Yani Android tabanlı bir profesyonel kamera falandan bahsediyorlar. Şey yapıldığında işte yani Android tabanlı standart telefonla nasıl işte internetine bağlanabiliyorsan, çektiğini anında düzenleyip gönderebiliyorsan falan şeklinde iş oraya geldiği zaman tabii ki dijital yazı düzeltme konusunda da artık telefonların ayarına gelebilir JPEG noktasında. Ha bunu istiyor muyum ben? İstemiyorum doğrusu. Bak istemiyorum. Neden istemiyorum? Çünkü tamam her ne kadar bunu işte taşımak, anında fotoğraf, hatta video. Ben videosunu da çok beğeniyorum onun. Ama söyleyeyim. Videosu zaten çok pratik. Hani fotoğrafı belki bununla da hani tek kare çekmek biraz daha kolay ama video mesela çok kompleks bir iş. Hani mikrofonun ayarlaması, işte pozlamayı, beyaz dengesini ayarlaması vesaire çok şey var. Yani orada cep telefonu inanılmaz pratik. Şimdi amatör fotoğraf için, amatör video için amatör çok. Video için. Ama bunun bana kimse logonu falan övmesin. O log değil. Yok yani. RAW'ı da RAW değil. RAW'ı da RAW değil, logo da log değil. Şimdi işte log, RAW falan filan ama inanın bana JPEG'teki dinamik aralık şeyde yok, RAW'da yok ya da işte normal çektiği şeydeki dinamik aralık log'da yok abi, yani enteresan. Dolayısıyla
Ondan istersen hemen bahsetmeyelim ki işin bu noktasında ya profesyonel kameralarla zaten dövüşemez ya da çarpışamaz iPhone. Şimdi profesyonel kamerada özellikle işte aldığın markaya ya da yaptığın çekime bağlantılı olarak log çektiğin zaman gerçekten log çekiyorsun. RAW çektiğin zaman gerçekten RAW çekiyorsun. Sen bugün bununla 15 poz dinamik aralık falan yakalayamıyorsun. Ben bunda en fazla 2 poz yani 2 stop dinamik aralık görebildim logunda da RAW'unda da. Abi bunu RAW'ında ben 2 stop da göremedim. İşte hani ben iyimser 2 stop diyorum yani. Yani gölgeleri aslında şey gibi görünüyor. Böyle bir illüzyon oluşuyor. Mesela diyelim bir Lightroom'a bunun RAW'ını attığın zaman yarım stop gölgeleri açayım dediğin zaman aslında gölge açılıyormuş gibi görünüyor ama grileşiyor aslında açılmıyor. Açılmıyor. Detay yani. Yok kesin highlight geri geliyormuş gibi görünüyor. Aslında bir şey oluyor böyle bir grileşme aslında yani bir, nasıl desem ki hani fotoğrafın orada bir parlaklığı düşüyor ama detay anlamında hiçbir şey geri gelmiyor. Yok gelmiyor tabii canım. Yok. Yani o ne çekiyorsa o yani RAW'ı aksine başa dert oluyor sonradan. Örnek veriyorum hani bunu arşivleyeyim dediğiniz zaman RAW olarak hani şey yapamıyorsunuz hani yine JPEG'e çevirmek zorunda kalıyorsun. Tabii ki. Boşuna RAW'ı bir daha JPEG'e çevirmekle uğraşıyor. JPEG çek peşin hiç uğraşma. Hiç uğraşma gitsin. Hiç aynen öyle. Yani. Bir de bunda mesela hem RAW hem JPEG çekemiyorsun aynı anda değil mi? Tabii yok. Bunu da çekiyorsun. Onu da çekiyorsun aynen öyle. Gerek duymazsan editlemeye RAW olarak kenarda. Yani hayır tabii. Bir de bunda tabii çift kart slotu var. Evet bunda şey avantajı var dediğin doğru. Yani artık dış SSD bağlıyorsun oraya kayıt yapabiliyorsun ama yani onu şey için düşünmüşler log çekersem bilmem ne çekersem çünkü neticede kendi dahil hafızaları gerçekten çok kısıtlı. Evet. Sen burada atıyorum ben 256'lık bu 256'lığı sadece fotoğraf dosyalama altyapısı olarak kullanmıyorsun ki içine dünya kadar programın var bilmem neyin var zaten 100 GB'ın gitti. 100 GB'ın git. Kaldı 100 küsür GB. Zaten bir takım fotoğrafları sürekli tutuyorsun. Sen istemesen de durmadan yağdırıyor içeriye. WhatsApp'tan gelen bütün fotoğraflar bakmışım arşivlenmiş. Yani işte bana sormuyor bile onu mesela. Onları durmadan ben silmek zorunda kalıyorum. Burada sıkıntı. Bir de tabii sadece fotoğrafları formatlayamıyorsun. Ben burada istediğim gibi anda bütün fotoğrafları, videoları, kartı formatlıyorum, bitiriyorum işi. Bir de tabii bunun yani lens diyorsun. Lens çok güzel şimdi. Son zamanlarda yine dijital olarak bokeh yarattılar falan ama onda bile dijital o bokehler ya. Ya aslında abi şöyle bir şeyi var bunların. Normalde bunların sensörleri eskilerine göre büyüdüğünden dolayı sensörün kendi bir alan derinliği var ve görülebilir bir alan derinliği oluşturuyor. Şey mesafeden, ya örnek veriyorum mesela hani omuz portrede ya da bir bel portrede bir alan derinliği var arkadaki mesafe çok açıksa. O ondan değil. O tamamen yazılım. Allah Allah. Tabii. Bak mesela Lightroom. Lightroom. Yok. Lightroom'a gir. Lightroom'a yeni bir özellik geldi. İlave bokeh ekleme. Şu anda Lightroom'da da yapıyorsun onu. Ha yok o ilave yazılımda ekleniyor da bir kendi hani sensörünün ya. Fokusuyla bir ufak bir alan derinliği sanki oluşturuyor gibi geldi bana ama ya, sen dijital ya. Diyorsan. Bence dijital. Dijital mi? Bence dijital abi. Ben onu doğal zannediyordum ben patladım buradan. Yok bence dijital onlar abi. Yani ya bir kere ne olursa olsun abi bu kadar da camdan ne performans bekleyebilirsin? Ancak onu dijital desteklersen belli bir yere getirebilirsin. Tamam çok başarılı camları da. Leica ile çalışıyorlar bildiğim kadarıyla değil mi? Sony diye biliyorum. Sony. Bilmiyorum. Ben orasını bilmiyorum ama yani iyi bir markayla çalıştıklarını biliyorum ben. Abi ya bu keskinlik zaten hani keskinlik de bu arada şey hani dinamik aralık vesaire falan bunlar ayrı bir konu ama keskinlikte ışığı düzgün aldığı hani ISO'yu yükseltmediği durumlarda normal kameraların keskinliğine bayağı yakın. Keskinlik de bence sorun yok. Bak bayağı yakın değil. Bazılarını da şöyle geçiyor. Çünkü kamerada keskinlik demek kameranın kendisiyle alakalı değil, lensle alakalı. Tabii ki, evet. Dolayısıyla kalitesiz lensle çektiğin bir kare bunda çok daha kaliteli çıkacaktır. Evet. Anladın mı? Ya kalitesiz dijital de ekliyordur muhakkak da. Eklemez yani, olur mu? Ya yine de hani olmayan kusura bakmayın bu düğün alayına fena yakalandık ama bir şekilde posta azaltmaya çalışacağım ben o sesleri. Neyse. Şimdi işin fotoğraf kısmında anlaşılan şu ki eğer ki profesyonel takılmayacaksan, günlük fotoğraf çekeceksen, sürekli ben fotoğraf kamerası taşımak istemiyorum diyorsan bunlar artık o seviyeye geldi geçti. Tabii çok. Ya kompakt o ZV1'dir. Tamam ZV1. ZV1 değil mi? Ha, şey ben şey tabii. ZV1. ZVB ya da ZV1. ZV1. Ha ZV1 aynen. ZV1 gibi kameralar şu anda bence hani bunların yanında bence olmamalı diye düşünüyorum. Ben sana söyleyeyim o kameralar görüntü olarak daha kalitesiz. Ben biliyorsun bende ZV1 vardı. Hı hı. Ben bir ara aldım. Ondan sonra sattım. Aynen bunlar gibi.
Yani çünkü o da bir inç sensör neticede. Tabii sensör boyutu yani bu yazılım tarafında da daha iyi olduğundan dolayı hani dinamik büyük avantaj sağlıyor. Iyi, renkleri de daha iyi işte. ISO performansı da daha iyi. Stabilizasyon vesaire her şey. Dijital olarak kullanmayı da düzeltiyor. İşte o bizim ISO noise dediğimiz kavramı da düzeltiyor bunlar. Abi aslında sana bir şey söyleyeyim mi? iPhone 14 Pro Max ile bunun sensörü ve lens aynı şeyle ana kamera sensörü. Onda şeyde düşük ışıkta gürültüyü azaltırken görüntü çok dijitalleşiyor. Bunda o dijitallik çok çok daha az. Aslında kameralar gelişmiyor. Bu yazılım gelişiyor. Yazılım gelişiyor be. Yazılım gelişiyorlar abi. Ha video tarafına geleceğim ben. Şimdi ben de oraya geleceğim zaten. Video tarafında hiç şansın yok. Video tarafında bir kere bu tür makinalarda harbi 14 ile 15 stop dinamik aralığında çalışıyorsun. Yani logla çalışıyorsan. Ama ister ne kadar uğraştığının da farkındasın değil mi? Renk yapmak var, log çekmek var. Hani aslında çok da bir şey var yani gayret var. Bak yok tamam gayret var ama bak şeylerin bu kameraların hangi markaya bakarsan bak Fuji de mesela Eterna'da çektiğin zaman abi hiçbir şey düzeltmeye ihtiyacın yok. Çok tepenatlı değil mi abi? Programa getir abicim. Hele senin XS20'de full otomatiğe getir abi. Takır takır çek abi. Yine bunlardan daha iyi çekiyor. Eterna'da ayarları da düzgün yaptığın zaman evet aldığın dinamik aralık. Abi hiçbir şey gerek. Ben XS20'de benim en çok hoşuma giden şey o full otomatikti ya. Abi onda ben zaten full otomatik diye bir içerik yaptım. Lütfen gidin bakın onun içine. Ve videoyu da gösterdim full otomatik video çekimini. Kafayı kırarsın ya. Evet. Bunlar hiçbir zaman yakalayamaz o şeyleri. Yani bunlar videoda hiç şansları yok. Şimdi diyorsun ki vakit harca ama bunu da istesem de o vakti harcamıyorum ve o kaliteyi yakalayamıyorum. Ya aslında durum abi şöyle birazcık özetleyebilir miyiz? Sen anlattın, ben anlattım. Böyle kendimce bir buradan bir çıkarım yaptım. Bunu bir toparlayayım kendimce. Toparla. Mesela yakın zamanda mesela bana ablam sormuştu. Bir arkadaşım şey alacağım. Bir YouTube kanalı açacak işte videolar çekecek vesaire şeklinde. İlk etapta bir aklıma şey geldi. Düşük bütçeli ne alabilir? Hani bir XS10 geldi. XT30 geldi. XT30 da şeyden ötürü hani color yapacak bir durumu yok. Hani kendi içindeki renk profillerini kullanır. 30 kare çekecek. YouTube'a atacak şeklinde. Yani sonra şunu düşündüm. Hani karşıdaki kişinin video hakkında hiçbir bilgisi yok. Hani bu adam bunu hafıza kartıyla alacak, bilgisayarına atacak, editleyecek vesaire hani şey düşündüm sonra hani bu yeni çıkan DJI mini Pocket'ları var evet. Onlar Pocket, şey Osmo Pocket müthiş. Üçü ben aldım ve şey yaptım için. Onu bak şiddetle tavsiye ederim. Normal profilde normal profilde öyle özellikleri var ki mesela aktif senin takip, aktif tracking'i var. Evet. Kalkıyorsun, dolaşıyorsun, seni takır takır takip ediyor. Üstelik gimbal yani şey değil, dijital sabitleme değil bunlarda olduğu gibi. Harbi mekanik gimbal yani. Dolayısıyla bir de teknoloji artık o kadar çok ilerledi ki. Şimdi bir taraftan da kızıyorum. Yani bu telefon cep telefonu olarak kalmalı. Senin internetteki bazı şeylerin ayarlamaları biraz daha cep bilgisayarı gibi düşünülmeli bu. Evet, evet. Fotoğraf makinesi gibi ya da video kamerası gibi bence düşünülmeli. Bu benim düşüncem. Tam abi lafı oraya getiriyorum ben biliyor musun? Şimdi aslında şöyle hani dedik ya hangi senaryoda bu kullanılır şeyinde. Dediğim gibi az önce mesela birine bir şey hani YouTube için bir giriş seviyesi bir YouTube kanalı için bir tavsiyede bulunmak istedim. Şimdi kamerada mikrofonda olacak ses senkronizasyonu, beyaz dengesi birçok şey var. Hiç bilmeyen bir insan burada çok sıkıntı yaşar. Ne kadar makinenin otomatik ayarları olsa da şimdi bize kolay geliyor ama bilmeyen kişiye yine çok karışık geliyor. Karışık tabii canım. Şimdi telefonla hani ben şey diyeyim, iyi bir telefon alsın hem iyi bir telefon olur hem de yani mikrofon vesaire bile gerekmeyebilir icabında. Hani telefonun kendi içerisinde noise reduction'ı vesaire olduğundan ötürü işini görecektir. Şimdi bu senaryoda telefon evet bir şey olabilir. Bir vlog kamerası kategorisine çok rahatlıkla girebilir. Hatta bunlardan da çok daha iyi durum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ama şunun abi, bir tek dezavantajı hemen lafını çok özür dilerim bir parantez açıp kapıyorum. Vlog kamerası işi bunda bir tek sıkıntısı var. Ön kamerası sana kalite olarak arkadaki kameraları vermiyor. Kullanılmaz. Evet, kullanılmaz. Kullanılmadığı zaman arkaya da arkaya çevireceksin, tahminde bulunacaksın. Hatta el alışkanlığı olması gerekiyor. Ya da el alışkanlığın olması gerekiyor. Yoksa onun haricinde şey normal çekimlerde kullan. Birçok YouTube'cu da zaten kullanıyor yani evet, iPhone'larını. Evet. Kısa ve hızlı çekimler için ya da B-roll'lar için kullanıyorlar. Evet. Ya ön kamera adına konuşma. Ön kamera sadece zaten ön kameranın maksadı da hani görüntülü konuşmaktır. Ön kamera hiçbir zaman hani oradan bir kalite beklentiniz olmasın. Hani niye ön kamera kötü çekiyor da demeyelim. Çünkü amacı farklı o kameranın üretilmesi. Sensörü de küçük. Önünde de zaten ekran var. Yani o ekranda geldi mi bir kameranın keskinliği her şey bozuluyor. Bozuluyor. Şeyde bir yani bir kere megapiksel de yerlerde sürünüyor ön kameralı. Tabii ki. 12 megapiksel falan çekiyor bildiğim kadarıyla. Yani bak şimdi. O da çok önemli bir şey yani. Şimdi arkadaşlar
insanların yanıldığı ve ben defalarca üstüne durduğum bir kavram var. Şimdi bir kameranın kaç pikselden, daha doğrusu bir sensörün kaç pikselden oluştuğu inanın bana hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Çünkü şu anda çekmekte ya da profesyonel kameraların, mesela bir Sony FX3'ün megapikseli sadece 12 megapiksel arkadaşlar. Şu anda bu videoyu çeken kamera da mesela 12 megapiksel ama bu sinema standartında video kalitesine erişebilen bir kamera. Yani 12 megapiksel. Bunu ne yapıyor? 12800 ISO'da ikinci baz ISO'su var bu kameranın. Yani ay ışığında, yıldız ışığında ağır çekim video ağır çekim, her şeyi yapabilirsin bununla. İyi bir lensle. Bunda kalkıyorlar 40-45 megapiksel bunlar değil mi? Yanlış 48 megapiksel. Allah'ım 50-55 olsun hiç umurumda değil evet. Abi. 108 megapiksel. Hiç önemli değil abi. Ama yani kalkıp bir... Olar şu güneşte bile gren yapar onun çektiği fotoğrafı. Aynen öyle. Yani. Oysa ki bir crop sensörde, hatta bir Micro Four Third'lerde ki kaliteyi ya da piksel ebadını hiçbir zaman yakalayamaz. Bir de tırnak için oraya bir şey daha eklemek istiyorum. Sadece sensörün boyutundan ziyade de şöyle bir şey var. Hani bu sensörün kalitesi ne? Hani bu telefonlar fiyat performans. Hani firma bunu sonuçta satarken ekranı bir maliyet, kasası bir maliyet. Hani o kameraya ne kadar bir maliyet ayrılıyor? Yani orada en vasat kalite bir sensör var. Hani belki şimdi buna sinema standartındaki bir sensör kalitesi gelse bu küçük sensör de olsa belki iş görecektir ama ya belki hani içerisinde 40 baba, bak bir şimdi, sensör var yani. Bak şimdi şöyle bir şey daha var. İşin kimsenin konuşmadığı ve sanki bu her şeyden daha ucuzmuş gibi gösterilen bir medya akımı var. Sen buna kaç para veriyorsun almak için? Abi? Bugün Türkiye'de 80-90 bin TL 256'lı sanırım. Kaç dolara geliyor abi? Abi Türk piyasası 3000 dolara yakın bir şey. 3000 dolara yakın bir şey abi. Şimdi, pardon abi ya. Daha mı fazla yakın? Yok ya var ya. Ulan 2000 dolar olsun. Bak vazgeçtim 3000 dolardan. 2000 dolar olsun. Sen bugün combo paketini gidiyorsun şeye 30 bin dolar yarı fiyatının altında alıyorsun abi DJI'yi. Tabii ki. Evet. Sen profesyonel diyebileceğin bir XS20'yi bugün sen 30 bin liraya alabiliyorsun evet. Abi. Üzerine lensle beraber combo olarak 35 bin liraya alırsın abi. Telefonla da kıyasam hani X-T30 al mesela fotoğraf çekiyorum mesela X-T30 al en uygun fiyatlı sana bundan kat kat daha fazla sonuç verecek kamera mesela düşünüldüğü zaman. Aynen öyle yani bak şimdi neyi neye hangi parayı verdiğin de çok önemli abi. Ya ve mesela bu şimdi biz bunu bu fiyata alıyoruz Türkiye'de bu fiyat mesela şimdi diyelim ki mesela bunun belki fabrikadan çıkış maliyeti 500 dolar. Ama bu Amerika'da örnek veriyorum satılıyor 1200 dolar. Yani yok daha da fazla satılıyor belki şu anda. Daha da fazla. Daha fazla 1500-1600 dolar. Fabrikanın maliyeti budur. Ya bu kamerasına en fazla ayrılan bütçe belki bunun 50-100 dolardır. Hani burada 3 tane kamera ve lens aynen var. Abi. Bunun belki de hani fabrikanın bunu ayırabileceği maliyet 100 dolar. Ya bu optiğin kalitesinden bir şey beklememek lazım. Aynen öyle abi. Veya bu sensörün kalitesinden. Ha şöyle de bir durum var. Ben mesela bu kameraları, yani bu cep telefonlarının çektiği fotoğrafı ham olarak alabildiğim bir yazılım indirmiştim. Yazılımın adını unuttum. Hani bu Lightroom falan değil. Lightroom da yine işleyerek veriyor. Hani telefonun içerisindeki işlemcinin işlediği görüntüyü RAW olarak veriyor. Ben o görüntüyü gördüm. Hani 500 ISO'da bile o görüntüyü ben toparlayamadım. Hani ben fotoğrafı güzel işleyebildiğimi düşünürüm ama ben o fotoğrafa hiçbir şey yapamadım. Hani mümkün değil topa. Yani çamur gibi bir görüntü çekti. Ne renk var, gren, detay kaybolmuş. Ama şimdi kamerayı üreten ve aynı zamanda bu kadar mühendis bunun yazılımının üzerinde çalışıyor. Hani çok vasat kalitede bir kamera dahi olacak olsa bu kabul edebilir sonuçları yazılım sayesinde veriyor. Ama o da işte bir dijitallik olarak bize geri dönüyor. Maalesef. Maalesef. Şimdi ben mesela kendi senaryomu anlatayım abi mesela. Ben dedim yani 2 yıldır mesela normal profesyonel bir kamerayla mesela hobi olarak fotoğraf çekiyorum. Ondan öncesinde ben profesyonel kamera almadan önce o zaman 13 Pro Max'ler vardı. Yani 13 Pro Max ile normal profesyonel fotoğraf makinesini yan yana kıyaslayan YouTube videoları vardı. Ben onlara bakıyordum orada işi bilmediğim için çok alıyor. Bakıyorum onu iPhone renkleri çok daha güzel vesaire ama bu YouTube sıkıştırmasında baktığımda o şekilde görünüyor. Normalde alakası yoktur normal bir monitörde baktığınızda. 30 bitrate'lik, 30 megabit bölü saniyelik videoda hani onu anlaman mümkün değil. 1080p'lik zaten 2 megapiksele sıkıştırılmış bir karede onu seçemez. 30 normal... Şu anda 45'e çıkarttılar. 45 megabit'e çıkarttılar. Ha çıkarttılar mı? YouTube'da ha. Ya o zaman mesela... Onu da bir de 264'e indiriyor zaten yani sen... Ha tabii 10 bit mesela bu kamera 16 bit RAW fotoğraf çekse bile orada 8 megabit 8 bit olarak göreceksin. Aslında onun hiçbir şeyini görme imkanın yok. Ben orada X-T4 ile iPhone 13 Pro Max arasında gidiyordum. YouTube'a baktım. Herkes bana şey diyor gösteriyorum o iPhone daha güzel çekmiş. iPhone çok daha güzel çekmiş. Ben dedim ya iPhone olayım o zaman ben dedim niye bu kamerayı alayım? İşte tabii adam olsun. Orada da mesela YouTube'da inceleme kanallarında incelerken 10 bit video çekiyor, ProRes video çekiyor, RAW fotoğraf çekiyor. Bunları da duyunca ise 10 bit değil abi. 10 bit mi? O hiç karıştırma. Bu 10 bit değil.
10 bitte ne yaparsın? Renk giydirirsin, loot atarsın. Bunu çok insanların çoğu bilmez. 8 bit ile 10 bit, 8 bit ile 10 bit arasında renk adedi olarak bir tanesinde 16 milyon renk var, diğerinde 1 milyar, renk var. 1 milyar. Yani normal XT30 16 milyon renkle video çekiyor. Tabii. O mesela video olarak yeteneksiz bir kameradır. Fujifilm'in en aşağıdaki kamerası. Aynen öyle. Ama mesela o 8 bitle video çekiyor. O da mesela F-Log video çekebiliyor. Bunun 10 bit çekiyor. 1 milyar renk var olarak görünüyor. İkisine de loot atın. XT30'un videosu tertemiz çıkar ama bunun videosu çıkmaz. Bunda hangisi güzel biliyor musun abi? JPEG değil. HEIF var ya, HEIF. HEIF aynen. HEIF formatı. HEIF formatı. Ha onu diyecektim. HEIF formatında benim düzeltme şansım ve dinamik aralığım RAW fotoğraftan daha yüksek olduğunu gördüm incelediğim zaman. Muhtemelen abi yazılım onu arka tarafta HEIF'te o 3 kameradan da bir feedback alıyor diye düşünüyorum. Sadece yani. O değil. HEIF bir kere 1 milyar renk veriyor sana. Ha o da var. Evet. HEIF 1 milyar renk veriyor abi. Yani JPEG'te aldığın renk sayısı ne olabilir ki abi? 16 milyon renk en fazla. Evet evet. Hatta yani, o kadar bile değil. Daha da düşüyor. 8 milyon renklere falan düşüyor. Ya ben şöyle mesela şimdi. Ha şimdi ya bunlar tabii tuhafına gidecek. Çok teknik konulardan bahsedeceğiz. Burada ben iPhone 15 Plus var. Ha. Erdinç abi biliyor. Ben bir ay öncesinde 15 Pro almıştım. 15 Pro. Bu Erdinç abinin telefonu bu arada. Zaten kanalda şey var. 15 Pro vardı bende. 15 Pro'yu bir tanıdığım satın alacaktı. Ona verdim. Ben daha büyük bir ekranlı telefon istiyorum diye 15 Plus aldım kendime. Bu telefonun gördüğünüz gibi kamerası daha küçük, daha işte bir lens eksik vesaire. Niye ondan ona geçtim derseniz arada bir fark yok. Yani nasıl bir fark yok? Hani tek fark 120 mm lens. Hayır yok 120 mm lens var. Tabii telefonun ihtiyacı varsa ayrı mesela şey olarak söylüyorum. Hani ben bunu RAW çekebiliyor diye hoşuma gitmişti. Satın almıştım. Ama aldatmacayı gördükten sonra. RAW'ın da işlenmediğini görünce. Yani baktım bu RAW değil. Hani mümkünat yok. Hani hiçbir şey yapılmıyor. Yani bir şey yapamıyorum. E dedim o zaman JPEG HEIF olarak çekeceksem. Kendi içindeki en verimli kodeyi zaten HEIF. Evet, HEIF evet. olarak çekeceksem. O zaman iPhone 15, 14. Ya 13 hadi inmeyelim biraz daha belki hani eskide sensör vesaire küçük kaldı ama hani o zaman bir esprisi kalmıyor ki. Hani sadece düşük ışıkta belki %20 daha temiz görüntü verecek. Onun haricinde ne fark var ki? Ha, bunun videosu biraz daha iyi tabii doğal. Ha tabii burada ProRes var belki. ProRes tarafı var işte 4:2:2 çekmesi var ama renk giydiremiyorsun ki. Giydirmeyeceksen... Yok. Yani giydiriyorsun da giydiriyorsun. Ha, ya bak şimdi mesela şeyi de çok övüyorlar. DJI Mini Pro 3'ü de çok övüyorlar ve işte değil işte... D-Log M falan. Hiçbir şey yapamazsınız. Yapıyorsun. Çok yani az bundan çok daha iyisini yapıyorsun da. Bundan iyi yapılır. Bak, ama bunu yani ama bununla da bir kıyaslanmaz ki be abi. Yani senin düzeltme aralığın o kadar kısıtlı ki o şey birinç sensör abi. Abartmayalım olayları. Birinç bile de 0.75. Yok birinç. Şey Pro 3 mü? Pro 3 birinç. Net şey, birinç. Drone'dan bahsediyoruz değil mi? Hayır. Her şey Pocket. Pocket tabii. Mini deyince ben şey... Mini Pocket, Osmo Pocket 3. Tamam, ben drone'a gitti kafam. 1.3, şimdi yeni çıkan Mini 4'ü de, Mini 4 Pro'su da, onlara da 1.3 taktılar. Bak, 1.3 tabii ki kötü bir sensör değil. Ama ya, birader nasıl söyleyeyim ben bu işi? Sensörün kalitesi. Şimdi 60 kilogramlık bir adamdan da 200 kilogramlık ağırlık kaldırmasını beklerseniz hata yapmış olursun. Ya işte bunu abi doğru kategorize edersek, mesela ben zamanında o yanılgıya düştüm. Ben... XT4 alacağıma gidip 13 Pro Max satın almıştım. Sonra tekrar gidip XT4 satın almak zorunda kaldım. Evet. Çünkü o zaman mesela ben hani fotoğrafçılığımı geliştirmek için işte bir takım eğitimler vesaire falan izliyorum. Kendimi geliştiriyorum. Ya bakıyorum adam hani fotoğrafa çok acayip şeyler yapıyor. Ben yapamıyorum. Ya bu niye böyle sonra anladım. Demek ki hatta ben XT4'ümü ilk aldığımda kullanmayı bilmiyordum. -3 stop yanlış pozlayıp akşama kadar fotoğraf çekmişim. Ben akşam abi Lightroom'da onların hepsini geri getirdim. Getirirsin. Birazcık gren yaptı, düzelttim. Bir baktım ben orada dedim ki bu bambaşka bir şey. 3 stop eksi pozlu. Ben size bir şey söyleyeyim ki Lightroom doğru program değil ha bu arada Fuji ya, için. O da ayrı bir şey. Neden Capture One? Neden Capture One? Çünkü abi Lightroom tabii ki çok güzel bir program. Ben hani Lightroom'a kötü program diyecek değilim. Ama Lightroom Fujifilm'in X-Trans sensörünü doğru tercüme etmiyor abicim. Doğru okumuyor. O daha ziyade Bayer sensöre göre düzenlenmiş bir program. Oysa Capture One'ın iki tane başarısı var. Özellikle yani sadece Bayer sensörde de çok başarılı. Lightroom'dan hatta daha da başarılı keskinliği geri getirmede bilmem ne de. Bence daha profesyonel, daha güzel bir program. Tabii ama fiyatı vesaire de çok daha... Ama bu benim düşüncem. Hatta fiyatta daha pahalıdır şeyden daha Lightroom'dan. Pahalı. Yani yıllık $200, $220 para veriyoruz. Az biz bir paradan bahsetmiyoruz abi. Lightroom yani bir fotoğrafçı la beraber 60 lira falan bir şey. Yani bugün Lightroom'un ya da Adobe'un işte dışarıdan sağdan soldan
kırık programı deniyor ona. Ne deniyor? Hayır. Yani o programı kaçak alıyorsun da sonra kırıyorsun ya. Ya ona gerek yok ya. Gerek 60 lira var. İçin vallahi gerek yok. Billahi gerek. Üstelik Photoshop'u da beraber veriyor. Yani Photoshop'da aydır mesela. Yani onu kullanmasan bile dursun kenara 50 lira. Yani fotoğrafın işindeyseniz arkadaşlar 60 lira değer. Yok be değer. Değer arkadaşlar. Yapmayın yani. Onun da yani kalkıp Adobe'un bilmem CC'sini bilmem nereden arayıp o kırıcı programla falan uğraşmayın. Verin 60 lirayı ya. 3 ayda bir yeni özellikler geliyor mesela. Abi, bir de bir de sürekli yeniliyor kendini. Capture One başka bir hikaye. Ama Capture One'da tethering bir tek Capture One'da var. Çok iyi çalışan. Yani gerek kablolu gerek kablosuz stüdyoda çalışıyorsan çat diye çektiğin fotoğrafı Capture One'ın içine atıyor. İki kişi çalıştığın zaman orada çok süratli çalışıyorsun baba. Profesyoneller için o yüzden Capture One daha iyi. Evet. Yok uzun lafını dur bir dakika. Bir şey daha önemli arkadaşlar. Yani bunda evet işlerini güzel övüyoruz değil mi? 3 tane lens var. Evet. Ben bunda 500 tane lens kullanıyorum. Evet, abarttım farklı. Belki ama maliyet yani. Maliyet farklı olabilir ama eğer seçenekten bahsediyorsak ben buldum o ultra geniş açıdan ayın fotoğrafının dibinden krateri çekecek kadar seçeneklerim var. Bunda o yok abi. Bunu yapamazsın. Ya bunun kategorisi şu. 10 bitine falan aldanmayın. Ya da RAW fotoğraf çekebiliyor, işte şunu çekebiliyor. Bu o değil. Ya sinematik video şudur. Hani ben bite hiçbir şeyden haberim yok. Hiçbir şeyden anlamıyorum. Ama bu bokeh etkisiyle o sinematik videolar benim çok hoşuma gidiyor. Benim telefonum da bunu yapabilir mi? Evet, telefonunda o hissi verirsin. Amatör bir göz onu anlamaz. Ayırt edeceklerini çok zannetmiyorum. Yani ama ben hani yoldan geçen birine bunun bokeh etkisiyle çekilmiş videosuyla bunu izleteyim. Fark eder. Profesyonel muhakkak anlar. Onu yapabilirsin. Ya da işte ne bileyim kaliteli fotoğraflar çekeyim, hatıralarımı düzgün saklayayım ya da işte Instagram'ıma işte arkadaşlarım, eşimle, dostumla fotoğraf çekeyim, atayım, muhakkak hepsini yapabilirsin. Ha hiç o arada bak çok güzel bir yere değindin ha. Ben tamamen unutuyordum. Bundan çektiğin heyf. İşlemeye gerek yok. Bir işlemeye gerek yok. Sosyal medyada bunun JPEG'inden daha başarılı. Daha başarılı oluyor. Optimizasyonu daha başarılı. Daha başarılı. Siz sadece ya da şöyle ben toparlayayım. Ben sadece sosyal medyaya çekerim abi. Hatıra çekerim. Ya ben uğraşmak da istemiyorum. O zaman evet. Ya da bilmiyorum abi. Sonuçta hani gerçekten Lightroom'u, Photoshop'u kullanmak da hani bir... Kullanmayayım ve istemiyorum da. O zaman evet. Hem telefonunuz olacaktır hem bu çok güzel iş, yani içinde çok güzel hayatınızı kolaylaştıran ve çok da tehlikeli bir biçimde bütün bilgilerinizi aktardığınız, böylece bütün dünyanın paylaştığı ve bildiği bilgiler olan bir sisteme dalacaksınız. Ama bundan da aynı zamanda çok güzel istifade edeceksiniz. Ya da abi ben iPhone'la ben profesyonel fotoğraf çekerim. Lütfen demeyin abi. Ne olursunuz? Onu deme çünkü ben onu yapan, yanlışı yapanlardanım mesela. Sonrasında tekrardan başka bir kamera almak zorunda kalıyorsun. Ya bu işte ben gimbal'dan anlamam, stabilizasyon sisteminden anlamam ama işte bir YouTube kanalım var ya da Instagram'da işte hikayeler atıyorum, stabil olsun videolarım. Buna ben gimbal stabilizasyon sistemi bir şey uydurmam lazım, kalibrasyonunu düzgün yapmam lazım. Hani burada mesela bir profesyonel birisi bununla daha güzel şey çeker, daha güzel bir video çeker ama bir emek var ayrıyetten. Şimdi burada hiçbir şeyle uğraşmana gerek yok. Bunun içerisindeki stabilizasyon artı dijital stabilizasyon sana yetiyor. Yani oldukça iyi, oldukça iyi. Gimbal senaryosunda bir video kalitesi, video şeyi stabilizasyonu verir. İşte yani gerek yok. Hani yani bir tatil videosu çekiyorsun mesela, gitmişsin hatıra bir video çekiyorsun. Senin işin de profesyonel video çekmek değil. Ama işte düzgün, temiz, titremeyen görüntüler çekeyim. O zaman senin işin bu. Hani bir tatilde gimbal'la ortalıkta gezip hadi poz verin diye. Eğer öyle bir niyetiniz varsa da 1 terabaytlığını alın. Madem para veriyorsunuz 1 terabayt. Ya da bellek. Taksi çıkışı da var aslında. Yani ya ama onu kimse açık, taşımaz. Taşımaz mı? Taşımaz abi. Ucu da açık aslında. Ya işte taşımaz. O siz yapacaksınız onun trafiği. Neyse. Sevgili dostlar, ben yine de fotoğraf ve video diyorsanız bu cihazlar. Ben yanlış anlamayın yani 13 Pro Max kullanıyorum zaman zaman. 15 Pro Max pardon. zaman zaman ben de kullanıyorum. Çok nadiren de olsa ama çoğu zaman aklıma gelmiyor bunu kullanmak. Bende o alışkanlık yok. Kamera varsa hiçbir zaman el ona gitmez. Profesyonel alışkanlık yok. Ben her zaman dışarıya kameralarımdan bir tanesini ya da iki tanesini alıp çıkan bir adamım. Evet. Bende o alışkanlık var yani. Ha bakmayın her zaman bu lensi almam tabii. Ben burada birazcık işin esprisi olsun diye hani büyüklükten de döver şekilde. Bu da bu arada da parasolayı da var hani. Ha tabii parasolayı falan da. Ha bu arada tabii bunu cebime koyamam ama bunu böyle cebime koyarım. Her yere de götürürüm. Fotoğraf kamerası almadığım zaman bile
bu beni kurtarır. Ama bundan çektiğim fotoğraf hiçbir zaman beni tatmin etmemiştir. O sadece hani hatıra olarak saklayayım. Hani anı yakalayayım. O anda bu senin yanında değildir. Hani anı yakalarsın, her şekilde o günü sana tekrar geri döndürür, yaşatır. Ama bir sanatsal bir kaygıyla bir fotoğraf çekmek mümkün değil. Hani o dijitallik her şeye gidiyor. Zaten ışık miktarı çok azıcık düştüğü anda iş zaten orada bitti. Bitiyor tabii orada canım. Biter. Orada hiçbir şey yapamazsın. Yani ana sensör belki biraz daha kurtarır ama diğer yok. 120 mm. 120 mm f2.8 sensör de zaten çok küçük. Hiçbir şey yapamaz. Çamur. Yani belki gren görmezsin orada. Ama güzel, hayır, güzel ışıkta fena değil kareler. Güzel, şey, güzel ışıkta ben. Hani 120 mm lens sadece şu anda bizim bulunduğumuz ortamda güzel ışık, şey, güzel performans verir. Hani bir alacakaranlık oldu hava biraz akşam saatleri. O artık onun işi bitmiştir. O ıstakaya kalkar yani yavaş yavaş. O çünkü zayıftır ışık konusunda. Yani sadece ana sensörü kullanırsınız mesela. Özgürce bütün ultra geniş açıyı da mesela düşük ışıkta kullanmak sıkıntıdır. Evet. Yani ana sensörü kullandığınız kadar. Yani, abi dedim yani bu işten şey yapmayan, hani ben hantallık istemem, pratiklik olsun. İşte ben hikayeye odaklandım. Instagram'ıma işte hikaye atarım. Ya da işte, o zaman ideal bunlar canım. Yani, o şekilde kullanırım. Abi biz bugün iPhone özelinde konuştuk ama bu sadece iPhone'dan bahsetmek ya, anlamına değildi ya. Amiral gemisi tüm telefonlar. Tüm telefonlar. Ya amiral gemisi onun biraz altı. Bence hakikaten çoğu insana yetecek bir olaydır ama ben biraz fotoğrafçılığa gönül vermek istiyorum diyorsanız da bunlarla veremezsiniz. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Özellikle altını çiziyorum. Mesela Apple ProRAW çekiyor. ProRes çekiyor. Ya ProRes dendiği anda zaten böyle bir insan bir duruyor. Çünkü ProRes'i çekebilen kameralar gerçekten artık profesyonel kategoriye giren kameralar ProRes çeker. Benim XS20'm çekmiyor mesela yani. Hani ProRes ismi duyulduğunda insan bir şey diyor. Ya bu ne yapıyor yani, ciddi ciddi sinema standartında mı video çekiyor gibi bir... Şimdi bak, Apple ProRes HQ 1380 megabit saniye çekiyor. 1380, 400 mü, 200 mü, 200 değil tabii yani. Tabii çok yüksek bir bitrate'de çekim yapıyor. Onu amatör birisi zaten o video dosyasıyla başa çıkamaz. Yani onu ben çektim 5 dakika video. Hadi ne yapacaksın o videoyu çekti, nereye götüreceksin? ProRes. Yani onu işleyecek bilgisayar bulması da dert. Onu işleyecek kabiliyet de bir dert. Yani o ProRes onu kenara atın. O RAW fotoğraf çekme işini kenara atın. Onlar yani onlar hatta sizi be, aldatmasın. Hatta log çekmesi sizi aldatmasın. Amcalım. Ha, fotoğraf çekmek istiyorsanız gidin ucuz bir kamera, hakikaten ucuz bir kamera. Bir tane cici bir kit lens ya da bir tane prime lens alın ve ben hep herkese tavsiye ettim. Eğer full frame değilseniz 50 mm'dir. Crop sensör değilseniz 35 mm'dir. Yani onu alın. Başka bir şey almayın abi. Çıkın takır takır basın çekin. Eninde sonunda daha güzel fotoğraflar çekmeyi kendinize öğreteceksiniz zaten. Ya video kısmı bambaşka bir hikaye. Birçok kamerada da artık mesela XS20'de ben oto videosuna ben hayrandım tabii yani. Tabii şeyler güzel. Uğraşmak istemiyorsanız onunla bile çok güzel videolar çekersiniz. Sevgili dostlar, çok konuştuk. Çok konuştuk. Çok konuştuk. Ben bunun birçoğunu keserim. Kes abi, sıkıntı yok. Çek et. Sıkılmasın insanlar. Yok, çünkü abi, çok tekrar da yaptık biliyor musun? Tabii, onlara seslerden dolayı. Profesyonel, artık profesyonel demeyeyim de lensli kamera ya karşılık cep telefonu. Tercih sizin. Sevgili dostlar, bu içerik sizlere değer katı diyorsanız lütfen beğenme butonunu ıskalamayın. Hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bu bir aile, hep beraber genişletelim, büyütelim. Daha çok sizin böyle İbrahim gibi insanlarla inşallah sizlerle daha çok tanıştıkça. Abi ben bir numarayı hatırlatayım. Yok, sen şu anda biraz daha senden daha eskileri var. Ne diyorsun abi ya? Tabii be. Abi benim kadar soru soranı var mı? Yani senin kadar soru soranı, ha, soru bakımından mı? Soru bakımından. Ha, en baş belam bu, evet doğru. Sevgili dostlar, şimdilik sevgiyle kalın. Huzur içinde kalın, sağlık içinde kalın, barış içinde kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Ben İbrahim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.